Otto Benga. Hikayemizin kahramanının ismi buydu. Buydu diyorum çünkü hikayenin yazıldığı tarihte o hayatta değildi. Size sonu acı ile biten, insanların vicdanını yaralayan, çok derinden acıtan bir hikaye anlatacağım. Belki de tarihin en acı hikayelerinden biridir. Evet, Otto Benga güler yüzlü, hayat dolu bir insandı. Peki insan olmak neyi gerektiriyordu? Onu katleden sözde insanların dilinde veya bizim dilimizde bir rengi mi olmalıydı? Siyah renk değil miydi yoksa? Evet, Otto Benga bir siyahiydi. Üstelik evli ve iki evladı vardı. Bir babaydı Otto Benga. Babalık duygusunu tatmış olanlar çok daha iyi bilirler. Bir gün avdan köyüne, otağına döndüğünde karısının, iki evladının ve kabilesinden birçok kişinin vahşice katledildiğini gördü. Vahşi dediğimde hepimizin aklına aynı ülke geliyor değil mi? Evet, aynı ülkeden bahsediyoruz. Amerikalı sözde din adamı Samuel P. Werner tarafından yakalandı ve zincire vuruldu. Otto Benga'nın ellerini zincire vurmadılar yük taşıtmak için. Saatlerce uzunluktaki yolu yük ile yürüttüler ve gemilerinin bir deposuna kapattılar. Haftalarca aç, susuz, sadece ölmemesi için çok az bir ekmek veriyorlardı. Bu uzun ve acılı yolculuktan sonra özgürlükler ülkesi dedikleri toprağa ayak basmıştı. Yine günlerce bir depoda tutulmuştu. Bir parça ekmek vermişlerdi, ölmesin diye. Otto Benga o tarihlerde henüz 21 yaşındaydı. Benga'yı depodan alıp Bronx Hayvanat Bahçesi'nde o müthiş kalabalığın önüne çıkardılar. Hayvanat bahçesi hasılat rekoru kırıyordu. Neden mi dersiniz? Çünkü birkaç gün önce o çok ünlü New York Times gazetesi yok mu? Orada şu haber vardı. Vahşi adam Bronx'ta maymunlarla aynı kafesi paylaşıyor. İnsan ırkının ilk ataları ile bir arada. Binlerce insanın şaşkın bakışlarına anlam vermeye çalışırken kendi şaşkınlığına yenik düşüyordu Otto Benga. Hemen ertesi gün gazetelerde şu haber yazıyordu. Bazı kesimler bu olaya tepki gösterse de sözde bilim adamları, o topluluğun ruhları kararmış aydınları Benga'nın, yani o siyahinin insan olarak değerlendirilemeyeceğinin kanaatindedir diye haber düşmüştü. Bakıcıları Benga'yı önce hortumla yıkadılar. Sonra içinde ağaç ve bitkilerin bulunduğu geniş bir kafese kapattılar. Kucağına da Dong isimli bir yavru orangutan verdiler. Gazeteciler durmadan Benga'nın fotoğraflarını çekiyorlardı. Benga'nın yüzünde çektiği acıların verdiği kin ve nefret dolu bakışları çok belirgindi. Hiçbir şeyden habersiz nefretin, kinin ne olduğunu bilmeyen Benga'ya da kendilerinin insanlığa besledikleri kini aşılamayı başarmışlardı. Diğer yandan kucağındaki orangutan sımsıkı sarılmıştı Otto Benga'ya. Bir haftanın sonunda 500.000'a yakın kişi görmeye geldi. Bazıları pervasızca kemik atıyordu. Bazıları ellerindeki nesneleri. Sinirleniyordu ama elinden bir şey gelmiyordu. Kurtlar sofrasındaki kuzu gibiydi adeta. Ama onu görmeye gelenler yam yam, vahşi diye bağırıp tempo tutuyorlardı. Gazeteciler Benga bir yam yam diye yazıp duruyordu gazetelerinde. Hiç kimse bu zulme ses çıkarmamıştı. Ne politikacılar, ne sözde bilim adamları, ne gazeteler, ne de aydınları. Bir kişi hariç, rahip James H. Gordon. Bu zulme isyan etti. Gazeteleri tek tek dolaşıp imzalar topladı. İnsanları uyarmak ve uyandırmak için artık kapı kapı geziyordu. İnsanlık görevi edinmişti adeta kendine. Kilisede mütemadiyen aynı şeyleri söylüyordu o rahip. İnsan ırkından olan bir varlığın maymunlarla sergilenmesi en büyük günahtır diye. Ve sonunda sesini duyurdu büyük bir kitleye. Bronx Hayvanat Bahçesi Benga'yı serbest bırakmak zorunda kalmıştı. Ama sadece kafesin dışına. Benga'ya pantolon ceket giydirdiler ve ayak işlerinde çalıştırmaya başladılar. Kapitalizmin kölelerinden biri olmuştu. Benga'nın hiçbir şeyden haberi yoktu ama ona yapılan zulmün de farkındaydı ve acı içerisindeydi. Celladının yüzüne bakıp hayatta kalmak zorunda bırakılmıştı adeta. Tarih 20 Mart 1916'yı gösteriyordu. Eşinden, çocuklarından, kabilesinden binlerce kilometre uzakta olan Benga, görevlilerden çaldığı bir silahla kendini kalbinden vurarak yaşamına son verdi.
celladının yüzüne bakarak yaşamaktansa ölmeyi tercih etmişti. Yaşamak denirse tabii o hayata. Otto Benga, ismi buydu. Güler yüzlü, hayat dolu bir insandı. Üstelik evli ve iki evladı vardı. O bir babaydı. Otto Benga ismi kendi dilinde dost anlamına geliyor. İsmi dost anlamına gelen ve kötülükten habersiz bu adamı kendi celladına çevirmişlerdi. Özgürlükler ülkesinin aydın insanları. Şimdi vahşi kim, yamyam kim, siz karar verin. Bu tür videoların devamı için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.